Herkes tekrardan merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Annem biraz açtı. Bugün yanımda annem, babam ve Mişa var. Bugün bir ailece bir video çekiyoruz. O da kim beni daha iyi tanıyor videosu. Ben 10 tane soru hazırladım. Bunlar zor sorular. Arada kolaylar da var ama genel olarak zor sorular yani. Her soru 2 puan olacak. Çünkü bir soruda 2 şey sormuş olabiliyorum. Peki. Şimdi ikinize de kağıt veriyorum. Mişa'ya sormuyor musun? Mişa, yani o sinekler uğraşmaya devam etsin. Sana kırmızı, sana mavi veriyorum. Hazırsak başlayalım, bayağı heyecanlıyım. Baba Mişa istersen bir bırak. Yok Mişa benim bir uğurum. Tamam, o zaman başlıyorum. Başla. Bir şey demek ister misiniz bu arada? Direkt konuya araya çanta girdim. Koyar mısın lütfen? Ben anneye kopya çekecek bence. Ama baba tane çıkmıyorsun. Biraz şöyle daha... Evet, babalar tamam. Zaten böyle, evet. İlk soru. Evet. Şimdi siz dışarıdasınız, ben evde tekim. Ve acıktım, evde de yemek yok. Dışarıdan ne söylerim ben kendime? Çok basit bir şey. Evet, çok, bu zaten en basitiyle başlıyorum. Ama şeklinde söylemen gerekiyor mu? Ne? Yoksa cinsiyet yok mu? İçeriğinde. Bir, iki, üç söyleyin. Söyle söyle. Kaşarlı dürüm. Sen ne dedin? Mozzarella'lı pizza. Annem doğru bildi. Hasta doydumdan Urfa kaşarlı dürüm söylerim hep. Hep yani. Şu an 2'ye 0. Evde var ya pizza yedim ya. Pizza dışarıda yerim ama hani evdeyken hep böyle yapıyorum yani. Ama yani. Hasta ben uygun numarası evde, var ama ben senin evdeki halini bilmiyorum. Ben iş yerindeyim. Akşam biz dışarıdayız. Tamam. Eda ne söyler? Ya genelde işte pizza yer. Evet, bu zor bir soru. Şimdi ben YouTube'a 9. sınıfta falan çok fazla izlemeye başladım. Ve beni ilk başta böyle YouTube'a bağlayan bir kişi var. Yabancı bir YouTuber. Deli gibi onu izliyordum ama. Hani 2 sene falan aralıksız hep onu izliyordum. Amerikan bir YouTuber. Adı ne? 3. Evet. 2. 1. Koca bir soru işareti. Anne, anneannem de falan ne kadar ben isterdim. Kim? Gülhan McDriver. Ya vallahi bilmiyorum. Ne bilelim ya? Ya öyle şey sorulur mu? O çok Bethany Mota ya. Kim? Beta sürüm mü? Mota. Beta sürüm müymüş? Ya baba. Virüs. Nişe sen biliyor muydun? Bana niye vermedin kopya? Ha? O kadar Eda ile beraber iç içe yaşıyorsun. Bethany Mota'yı çok izliyorum. Gene sıfırım. -2, 0. Gerçekten tebrik ederim ya. Çok kötüyüz. 3. En nefret ettiğim yemek. Şimdi öncelikle en sevdiğim yemeği sormuyorum. Çünkü o bayağı kolay bir soru olur. Ben çok fazla yemek seçen biriyim. Çoğu yemeği de sevmiyorum tamam, yani. Tamam, söylüyorum. Ama en nefret ettiğim hangisi? Tamam, söyledim. 3, bitti. Yazdım. 2, 1. Patlıcan. Kokusundan bile nefret ederim. Bamya. Evet. Bamya yer. Bamya yiyorum bamya yani. Bamya ya, patlıcana dayanamıyorum. Patlıcanın hiçbir şeyini sevmem. Herkes böyle ama beni sen, çok yargılıyor bu konu üzerinde. Bak şimdi izleyicilerden lütfen rica ediyorum. Altta yorumlarınızı yazın. Baba ikiniz hayatımda kesinlikle, 20 yıldır kesinlikle hep anne tarafı yemek şeylerinden gidiyorum. Bak gol yediğim yerler yemek yerleri. Yani artık o kadar ayıp ya. Biraz o kadar da... yemek yiyor ki hiç dikkat etmiyor ki etraftakiler ne yiyor ne içiyor. Şu anda 4'e 0 yani. Dumur oldu yani. O bile dumur oldu yani şu anda. Düşünüyor çocuk. Kafası beyni yandı. Yok kızım yok tamam. Öyle bildiğim sorular değilmiş. 4'e 0 baba ya. Utanmıyoruz. Bir tane soru da bil ya. Tamam soruyorum. 4. soru. En sevdiğim şarkıcı ve şarkısı. Yabancı. Bu da bir hani trik olsun size. Yani aklıma baba gelen... bak arabada hep seninle müzik dinliyoruz. Oradan bilmen gerekiyor o kişiyi. Hep yani. Senin müziklerini dinliyoruz. Ay ben de biliyorum ama şimdi üstelik şeyin neydi o dizi filmin adı? Onun Friends mi? Şeyini yapacak Friends şu anda. Mi? Müziğini yapacak. Friends Bileş mi? Miydi? Neydi? 3. İşte Bileş, tamam. 3 2 1. Bileş mi? Neydi öyle bir şey? Zero. Nişe bile şu anda... En sevdiğim şarkısı No Time To Die. Evet, sen her şeyi doğru bildin. Nişe bile bilmiyor. Terk etmek istiyor. Şu anda utandığından dolayı. Nişe sen bana gel. Kusura bakma Nişe ya. Sen bana gel. İki, o seni de tanımıyor. Gel baba sıfırsın hala. Artık inanmıyorum ya. Bilal'e şarkı. Tüm her dakika onu dinliyorum arabada. Evet.
O kadar araba yolculuğumuz oldu, hiçbir şey mi hatırlamıyorsun ya? Bunu yayınlamayacaksın değil mi? 5. soru. Hepsini bu zamana de. Kadar YouTube'da en çok izlenen videomun başlığı. Hadi canım. Anne ben yazdım. Tamam. 3, 2, 1. Evet. Aynı anda söylüyorsunuz. İTÜ'de ilk gün. Hayır. İTÜ'de vize haftası. Evet. İTÜ'de vize haftası 70 bin. Seninki 52 bin. Babana böyle şeylerle gelir. Tamam, deli gibi YouTube'a baktığı için. Söyleyeyim, o yorumlarınızın hepsini babam okuyor. Yani evet, ona göre okuyorum. Yani. Evet. Nişacığım tamam bak tamam, kazandım sevgilini seviyorum. Tamam şu an kaç? Sen 2, 4, 4'e 2. Ama ilk gün de iyiydi ya. Yo 6'ya 2'sin. 6'ya 2. İti de ilk gün de iyiydi. O 52 bin izlenmiş şu an ama vize haftası en çok izlenen. Ay. 6'ya 2 annem hala yeniyor. Sıradaki özellik 6. soru. Kendimde en sevdiğim özellik ve en sevmediğim özellik. Bunların tanesi 1 puan. Kendini. Sesli söylemeyin, düşünün lütfen. Kendinde en sevdiğin özellik... Özellik ve en sevmediğim özelliğin. Gene eksi 2 yaz bana. Ya baba inanmıyorum ya. Bir şey yaz bari, bir şey yaz. Bak. Kafe çekiyor. Tamam. Ya attı, o da attı da şimdi... Bakma. Yaz bir şey, bak benim bakmaya bir cevap var, onu vermeye... Bir dakika ama. Bir an kendini düşünsene. Çok benziyorsunuz. Kendini düşün. Son 5 saniyede. Düşün artık. Buldu bence. Evet, bir tanesini buldum galiba. Evet. En sevdiğim arkadaş canlısı olman. Yalan. Hayır. Yalan. Ha. En sevdiğim özelliğim o değil yani. Hayır, sen? En sevmediğin özellik? En sevdiğim. En sevdiğin özellik kahve içmek diyeyim bari, zevklerin arasında. Özellik mi? Ha özellik mi? Özelliği yok. Sıfır. Mi? Özelliğin sıfır. Özelliğim sıfır. İkincisi şey, karışılması. Bence hayatına de karışılması. Hareket etmen. Birden hayatına karışılması. Baba hayır, kendimde en sevmediğim özellik. Sen hani... Saçın şey mi? Bilmiyorum saçın ne? Saçına dokunmayacak kopya mı? Kaçıyorum şu anda. Kaçıyorum şu anda. Gel şuraya. Mişe önüme geliyor. Hayır Mişe önüme geliyor. Hadi devam et. Doğru mu söyledin? Hayır, ikiniz de yani 0 puan aldınız. En sevdiğim özelliğim azimli olmam. En sevmediğim özelliğim de kararsızlığım. Azimli olman. İkisinden birini deseniz tamam diyecektim. İnatçılığım ve hani kararsızlığım. Sevgilisi. Çok sevgilisi. Sen yani bir dakika, hayır geç onu da. Sen yani şimdi azimli olman mı en önemli özelliğin? En önemli değil, en sevdiğim özelliğim var. Azimli misin? Değil miyim? Değilsin tabii. İradeli misin? Değilsin. Allah Allah, iradelik de azimlilik ne alakası? Mişe'ye soruyorum. İradelik. Tamam, Mişe. Eğer ses verirsen doğru. Eda'nın bana bak bana. Eda'nın. Ya baba ama sen çok çıkıyorsun. Azimli olmasına ya. İnanıyor musun? Kafasını çevirdi. Peki azimli değil, değil mi? Çocuk bak konuşsana ne oldu? Tamamen oynuyor şu anda. Sessiz kalmakla tamamen baba. Sıkıyorum gene oynamıyor. Bak, bana bak, bak. Öyle geldi demek ki. Baba belki anlarsın ama sıkıyorum. Gene ses çıkartmıyor bak. Bak. Sen bak çok üçkağıtçısın ya gerçekten. Hadi. 4. 7. soru. Hı. Küçükken kendimde değiştirmek istediğim fiziksel özellik ama böyle yüzümde bir şey. Ya o çok basit, onu söylemiyorum. Sen başlamadın geç. Leke diyelim geçelim. Tamam. Burun. Yanlış. Ne ya? Ya hiçbir burnum şey gerçekten ya. Ben küçükken o kadar çok burnuma sinir olurdum ki çok büyük çok büyük deyip dururdum kendi kendime. Evet. Ha 8. soru. Böyle küçüklükten beri hep bir dönem bazı şeylere takıntım oldu hani. Bir eşya almaya yönelik. Bunun kronolojik sırası. O ne ya? O ne ya? Hep sıra sıra bir şeyden bir şeye geçti hep böyle. 10 saniyeniz var. Biraz konuşmak yok. Biraz kodlama yapman gerekiyor, anlamadım. Ha şey ya işte çanta. Ondan sonra kalem. Ama sen kopya veriyorsun şu an. Çok zor bir soru değil. Takıntı sırayla ama böyle. 10. Ben 9, genelde son dakika ödeme kısmına baktığım için detaylara girmemişim 8, hiç. Hadi sallıyorum. 7. Hmm. 6. Hmm. 5. Ne oluyor ya? 10 tane mi dedin? 10 tane nereden bulayım? Hayır, 10 tane değil yani saymadım. Hmm. 2. Tamam, bir, say. Sıfır. Anne saysın. Aynı anda. Tamam saysın anne.
Çanta, kalem kutusu, makyaj, kıyafet. Kalem, kalem kutusu, yürü, çanta, baktım. Gözlük, pantolon, mont. Hepsinden yapıyor bir seri kendince. E kıyafete hepsi girmiyor mu? Anneminki daha şey oldu yani. Tamam, tamam, tamam. Ama arada bir kalem de vardı. Ha, kalem. Evet. E benim de var ama kalem. Evet, babanda da var. Aslında biliyoruz yani. İkinize de bir puan veriyorum. Tamam. Siz sayıyor musunuz kaçta olduğunuzu ya şu ben an? Ben eksi 3'teyim. Eksi diye bir şey yok babam. Eksi 5'teyim. Eksi diye bir şey yok. Annene karşı eksi 5'teyim ben. Annene karşı eksi 5'teyim. Tamam, ben de 4'üm işte. Neyse, ben en sonları sayarım. Hmm. İnanamadım şu an. Neyi inanacağız sanki? Annem zaten eksik buraya yazıyor. Bazı devleti mi kurtarıyoruz ya? Allah Allah, inanmıyormuş. 9. En sevdiğim çizgi film karakteri. Küçükken böyle Sünger Bob. Evet, Sünger Bob. Çok evet. Basit. Onu geç. Evet. Son soru. Ben sen sayı almamdan ben söyledim. Bari fark kapalı kalsın yani. 9'a 7 olsun yani. Son soru. Tamam. Neyse. Onsuz yapamam dediğim bir eşyam. Onsuz yapamam dediğim. Tam bir eşya değil ama yani. Oyuncağın yatakta. Ne ama öyle bir ya çok ama yazacaksınız ya şunu söyleyip durmayın ama ya. Ama çok genelleme yapıyoruz. Onsuz derken evde mi dışarıda çok mı? Çok fazla bir şeyim yok öyle baba yani. Onsuz yapamam tamam. Dediğim. Tamam. Beyle çok zorladınız beyle. Beni ya. Boncuk. Boncuk. Evet. Tamam, bu doğru, kolay tamam. Bir soru olmuş. Ne oldu? 11'e şimdi, 11'e 7. Fazla bir fiyat farkı şey rakam olmamış. Ben de rakamlarda koyu fiyat farkı. Annemin puanı. Evet. Gönüllerin kahramanı benim tabii her zamanki gibi. 8. Arkadaşlar. Eda'nın kahramanı 13. Benim. Annemin puanı 13. 20 evet. Üzerinden. Çok değdi ve gururlanma yani. 20 üzerinden 13. Babamınki daha da kötü yani. 1. soru 0, 2. soru 0, 3. soru 0, 4. soru 0, 5. soru 2 daha 7. Orantı iyi gene bence. Sen acaba bizi kaçta tanıyorsun? Ben tanıyorum vallahi. Onu da bir dahakine yapalım. Arkadaşlar siz sorun o soruları bence ya. Bence Eda'ya sordurmayalım yani. Siz sorun biz söyleyelim. Evet. Evet, 13'e 7 annem yendi şu anda. Tebrik ediyorum anne. Beni daha iyi tanıyormuşsun yani. Ama zaten biliyordum ben seni beni daha iyi tanıdığını. Babam yani o şarkı sorusunu bile bilemedin ya. Şimdi burada ama bakın arkadaşlar. Türkiye genelinde bu işler böyledir. Çocukların bakım kısmına, eğitim kısmına anneler üstlenir. Maddi ve lojistik kısmına babalar yüklenir. Şimdi ben haliyle hep son noktada olduğum için... Lojistikle de ben ilgilendim. O yüzden detayları kaçırdım yani. Bunu farkında herkes. Bak şimdi yorumlara bak, dikkat et. Bütün yorum yapan kişiler hep aynı diyecek. Babam evet hep o konuda olduğu için bizi daha az tanıyor diyecekler. Hepsi öyle diyecekler. %99. Söyleyin öyle. Ya algı yanılması yapıyorsun insanlar üzerinde. Öyle deme ya. Öyle deme. Kavga çıkarmadığına şükredelim bence. Ne gibi? Ben yendim diye kavga çıkarım dedim. Hadi Mişa git tamam. Hadi öpüyorum sizi. O zaman bir sorun gibi babam terk bile etti. Terk ettim, hüsrana uğradım. Çünkü herkes diyecek ki nasıl baba diyecek bana ya. Ayıp ya. Evet. Evet. Bu arada annemle böyle video çekmemizi isterseniz aşağı yazabilirsiniz. Çünkü sorun güzel olabilir. Yani. Annem bu arada hiç sevmiyor kamerayı ama bugün çok zorca oturttum yani. Babamın yazısı. Ben anneme soruları falan vermedim. Verdim. %99 verdim. Verdim mi? Evet annem. Asla vermedim. Annem başka türlü çıkmazdı videoya ben inanıyorum. Aa. Oo. Evet soruları aldı kesin. İşte başladı. Başladı. Aldı soruları aldı. Bu arada soruları asla vermedim asla yani. Almadım. Öyle bir şey olmadı yani. Ben kendi tarafımda yazdım. Hiç öyle bir şey olmadı. WhatsApp hiç... üzerinden yazdın kesin inanıyorum ben buna. Ya babam ne kadar şey görüyorsunuz uyumlu değil da. Mi? Böyle hep video şey yorumlarda falan babamı çok seviyorsunuz da gördüğünüzlere sevmesinler uysun. Mi? Sevmesinler mi? Bir de onu söyle bari. Oğlu. Yani şurada 5000 kişi seviyor diye kızıyor musunuz? Tamam. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi bay bay arkadaşlar. Evde kalın.